Evet, süre doldu. 75 dakikalık süremiz doldu. Şimdi tenekenin etrafındaki közleri kenara alacağız. Kenara aldıktan sonra tenekemizi açacağız. Tenekemizi açarken koku da yavaş yavaş gelmeye başladı. Közleri alınca, etrafındaki kumları alınca koku gelmeye başladı. Normalde koku hiç çıkmıyor. Merhabalar. Bildiğiniz üzere daha önce de Nihat abiyle tenekede tavuk yapmıştık. Birçok yazdı işte, bir de kuzu versiyonunu yapın diye. Sonunda Nihat abi onun da argesini yaptı. Bugün de kuzu pirzola deneyeceğiz. Ben burada Nihat abi yapmıştı, gördüm. Aparattan da sipariş etmiştim, yani almıştım Nihat abiden. Kendim evde denedim. Gerçekten efsane oldu. Kendi tecrübelerimden çok kısa bahsetmek istiyorum. Birincisi, eti sosladıktan sonra, yani marine ettikten sonra birkaç saat beklerse efsane oluyor. Neden? Sos tam etin içine işliyor. Çok lezzetli oluyor. Birincisi bu. İkincisi de ben nasıl yaptım? Bizim videoyu açtım. Oradan baktım, tarif etmiştin ya sen. Oradan baka baka yaptım. Sorunsuz oldu. Şunu söyleyebilirim. Ben tabii odunlar biraz kalın olmuş herhalde. İlk etapta açtım. Tam pişmemişti. Tekrardan aynı şekilde üzerini kapattım. Ve ikincisinde pişti. Yani şunu demek istiyorum. İlk etapta olmasa da tekrardan her tarafını kapatıp pişirebilirsiniz. Bir sorun yok yani. Evet Nihat abi, ne yapacağız bugün? Bugün tenekede kuzu pirzola yapacağız. Yaklaşık 4 kilo kuzu pirzolamız var. Altına da sebzelerini koyacağız. İlk önce aparatımızı tanıtalım. Aparatımız tenekede tavuk sarma aparatı. Tamamen paslanmaz krom malzemeden özel olarak yapılmış bir aparat. Hiçbir yerde bu malzemeyi bulmanız mümkün değildir. Ancak istek üzerine sizlere yapabiliyoruz bu malzemeyi. Özel sipariş. Özel sipariş üzerine. Şimdi 4 kilo aldığımız kuzu pirzolayı, etleri şeye, pancalarımıza dizeceğiz. Dizdikten sonra gerekli işlemleri yapacağız. İlk önce malzeme listesine kattıklarımızı söyleyelim. 3 kilo kuzu pirzola, 1 kilo kuzu gerdan, 2 yemek kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber, 1 yemek kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı karabiber, tuz, 1 bardak sıvı yağ. Karıştırdık, harmanladık. Malzemelerini... Sosu değil mi abi? Evet, sosu. Sosladık, güzelce yine karıştırdık. Malzemelerini... Şunu şöyle bir odaklan. Malzemelerimizi dizeceğiz. Şeylerimize, aparatımıza. Kırmızı etin pişirmesi gerçekten zor. Aynı anda pişmesi daha da zor. Yani ateş yetmiyor, birazı pişiyor, birazı pişmiyor. Bakalım bugün Nihat abi bize güzel bir kuzu yapacak. Evet abi. Tabii ki etin pişirme süreleri farklı olduğu için kilosuna göre süresi değişiyor. Tenekede tavuk sarmada da aynı şekildeydi. Etin kilosuna göre süresi var. Onlara uymak gerekiyor. Rastgele ateş yapmakla, rastgele süre tutmakla bu iş olmuyor. Bilinçli bir şekilde yapmak gerekiyor bu işleri. Bazı arkadaşlarımız bilmeden rastgele yaptıkları için sonuçta tenekeyi kaldırdıkları zaman, telefonu tuttukları zaman kömür çıkıyor. Yani bu işi bilinçsizce yapmalarından kaynaklanıyor. Normalde öyle bir şey yok yani. Hiç bu zamana kadar yapmamış kişiler böyle yapınca sonuç o şekilde çıkıyor. Şimdi burada pişirme kılavuzumuz var. Pişirme kılavuzu okuyacak. Kerim Bey arkadaşımız YouTube'da tavuk sarma videosu var. Video çekimleri onu da kartlara yaptım. Eklerim. Onu da izlerseniz oradan daha yapmayı daha da kolaylaştırırsınız. İzlemeden olmaz yanımız. Bir kere görmeniz gerekiyor. Biz de zamanında bilmiyoruz. Bu işi görerek yaptık. Rastgele olmayan bu işte. Bu kısım çok önemli. Yani burada tamam Nihat abi bir şey üretmiş, bir ürün üretmiş ama sonuçta insanlar diyor ki ya bu gerçekten işe yarıyor mu? Burada da kendi ürettiği ürünle bizzat pişirip bize gösteriyor. En önemli konu bu bence yani. Evet. Kendi ürününü de test etmiş oluyor burada. Bu arada kendi yaptığım tavuğu öveyim biraz daha hazır vakit varken. Ben sosuyla uğraşmadım. Hazır soslu tavuk aldım. O şekilde de yapabilirsiniz. Tabii Nihat abi şimdi bunun için sos tarifi verdi ama yani uğraşamam, beceremem diyorsanız ya da hızlı olsun diyorsanız marketten, işte kasaptan soslu sarma aldığınız zaman gayet güzel oluyor. Abi bunda süre olayı. Burada da sadece 4 kilo deneme yaptık. 4 kilo deneme yaptığımız için 4 kilo 75 dakikada pişiriyoruz yani. Başka şey yok yani. Süresi yok. Şimdi ona göre süreyi azaltıp çoğaltabiliriz yani. Etin kilosuna göre 10'ar dakika 5'er dakika azaltabiliriz. Tabi burada hiçbir şey şansa ya tutarsa değil. Nihat abi kuzu, insanlar kuzu istediği zaman kuzu pirzolayı tam optimal sürede, yani ne kadar sürede pişer, ne kadar kilo gerekir falan hepsini hesaplayıp ona göre işte bir kılavuz belirlemiş. O yüzden yani kiloyu azaltırsak değil mi? Daha kısa sürede pişebilir. Evet. Kiloyu azaltırsak daha kısa sürede pişebilir. Güzel. Şuraya zoomlarsan kuzu kuyruk yağı değil mi abi? Evet. 4 kilonun dışında.
4 kilonun içinde 150 gram da kuyruk etin, kuzu yağı var. Kuru olmasın, kuzu kuyruk yağı aldık, onu ekledik. Etin kuru olmamasını sağlayacak. Gayet güzel. 200 lira eti biraz fazla olduğu için etleri kancaya biraz dizmesi tabii ki yeterli gelmiyor. Bunu biraz daha fazla fazla dizebiliyoruz. Yani. Etler... Ha, tek kancaya birden fazla takabiliyorsun. Evet. Gayet güzel. Ya çok önemli bir olay aslında. Değil mi? 4 evet. kilo eti aynı anda pişirip evet. kırmızı eti gerçekten zor. Lezzeti daha da farklı oluyor. Çok merak ediyorum lezzetini. Kuzu tandırı çok severim. Bakalım kuzu pirzola yani nasıl olacak? Kuzu tandırı olmayanlar tenekede kuzu pirzola yaparak o şeyini giderebilir. Çok güzel. Yine sebzelerimiz var. Sebzeleri alalım. Bu sebzeler de efsane oluyor abi. Ben yaptım. Yine çok güzel oldu. Bunda da güzel olur. Yağları da takıyoruz. Efsane olacak ya. O yağlar da eriyecek. Bunları üstüne bırakıyorsun değil mi abi? Tavaya falan değil. Yok. Yani erirken, akarken yağları, lezzetlendirsin. Yağları tavanın içerisine akacak. Sebzelerimizi dolduruyoruz. İçerisi sulu olacak. Sebzelerimizi de dolduracağız. Ne var abi sebzeleri bir sayalım. Patates, biber, patlıcan kattık. İsteyen istediği ağzının tadına göre istediğini katabilir. İlk önce bu şekilde deneme yapıyoruz. Ondan sonra isteyen mantar, soğan, domates ne isterse katabilir yani. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Bu arada ben sebzeye domates de koymuştum. Güzel oldu, gayet güzel oldu. Yani istediğiniz her şeyi deneyebiliyorsunuz. Aparatımız çok amaçlı olarak kullanılır. İster balık yapın, ister tavuk et yapın, ister bütün tavuk yapın, kırmızı et yapın, ne isterseniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Balık da çok bomba olur. Bence balık da denemeliyiz abi. Evet. Tenekede balık da deneyebiliriz. Aparatı dizme işlemimiz bitti. Pişirme alanına götüreceğiz. Tamam. Orada devam edeceğiz işlerimize. Evet, şimdi pişirme etimize, alanımız değişmiş. Yere koyduk. Çünkü kazmelere gerek yok. Sadece yukarıdan şöyle bakıyoruz. Etimiz alttaki tavanın dışına taşmayacak. Çünkü tenekede etin tenekeye değmemesi gerekiyor. Tenekeye değerse de hafiften yanmış oluyor. Yaktığınız et yanmıyor. Tenekeye değen kısmı yanmış oluyor. Normal şartlarda bu yakması aslında kolay değil değil mi abi? Evet. Yakmak için çok uğraşmanız lazım normal altına şartlarda. Altına içerisinde üst duman gitmemesi için kum veyahut da toprak koyuyoruz. Bizde kum olduğu için daha çok yanacak. Kum koyarak bu işi hallederiz. Kumumuzu koyduk. Tahta parçalarını koyacağız. Fazla bir tahta parçasına gerek kalmadan az bir tahtayla bu işi yapabiliyoruz. Burası da çok önemli. Çünkü ben aslında Nihat abinin videoda yine yaparken izlemiştim ama ya işte kalın odun koy dedi babam. Kalın koy, onu koy, bunu koy. Bu sefer ne oldu? Odun kalın geç yandığı için yani geç tutuştuğu için bu sefer süreyi tutturamadım ben yani. Ama şu şekilde çıtalar yani bu tarz ufak tahtalarla çok daha güzel yanar. Yani videoda Nihat abi ne diyorsa birebir aynısını yaptığınız zaman olmama şansı yok yani öyle söyleyeyim. Evet. Kırmızı kralımızda da aynısı yazdı yani. Kaç tane tahta parçası atacağına kadar her şey ayrıntılı olarak yazıyor. Yani et yanıyormuş, pişmiyormuş, hiç korkunç düşünceniz olmasın. Ben yaptıysam herkes yapar. Kralı da kral olarak yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı sorunsuz bu işi yaparsınız. Bu arada yine tercih sizin ama videoyu baştan sona net bir şekilde izlerseniz kaçırma şansınız yok. Ben kendim evde izleyerek yaptım yani. Hatta şey dedim. İyi ki böyle bir video çekmişiz yoksa nasıl tutturacaktım falan dedim. Ateşimizin çabuk yanması için kolay yakmak. Biraz jel dökerek çabucakını yakalıyoruz. Ben pürmüzle yaktım. Yine gayet güzel oldu. Süreye uyduktan sonra sorun yok. Bu arada Nihat abinin bahçesi efsane. Şimdi tabii ki bu akıllı fırın gibi bunu kuracağız. Bu 75 dakika yanarken biz de bahçeyi gezeriz değil mi abi? Gezdirirsin evet, bahçeyi. Gezeceğiz. Bahçemizde meyvelerden, sebzelerden, çiçeklerden olmayan yok. Avokado, mango, tarzda, yaban mersini. Fidan da abi pirin, satıyorsun pirin, doğru mu? Fidancı, bu arada fidancılık çiçek işleri de yapıyoruz. Hobi amaçlı olarak. Tamam şimdi satıyoruz. Canlı canlı göstereceğiz bahçede neler var. İsteyen aklına gelen yine evet. Nihat abinin bilgilerini yazarım. Oradan ulaşırsınız. Başlangıçta ateşimizde belki tahtalar fazla gözükebilir. Ateşin başlangıcı olarak bu şekilde. İlerleyen zamanda iki tahta parçası, üç tahta parçası. Yani baş parmağınızda iki baş parmağı kalınlığı tahta parçaları olabilir yani. İki tane, üç tane atarak devam edebilirsiniz. Ateş sönmeden üzerine ilave edeceksin. İki tane, üç tane. Aynen öyle. Başka kural bu. Ateş sönmeyecek. Hiç bir zorluğu yok. Alev sönmeden atacaksın. Baktığınız tenekenin boyunu geçiyor alev. Oradaki tahta parçayı alıp öbür taraflara ilave edebilirsiniz. Şimdi bizim burada rüzgar çok olduğu için ateşin rüzgardan etkilememesi, çabuk yanmaması için rüzgardan korumak için etrafına tahta da koyduk. Tamam. Hava biraz bozdu. Belki yağabilir, belki rüzgar daha da çok olabilir. Rüzgarlı olmaması için muhafazaya aldık.
Şimdi ateşimizi yaktık. Saatimizi 19.55 olarak hesapladık. 75 dakikalık süre tutacağız. Yani 1 saat 15 dakika. Saatimiz 55 geçirdik. 20.55 9.10 geçe ateşimizden tavuğu kuzu püzdüramızı alacağız. 75 dakikalık sürede pişireceğiz 4 kiloyu. Çok güzel. 9.10 geçe bitmiş olacak bu işlem. Evet, şimdi Nihat abinin bahçeyi gezelim. Evet. Neler var? Abi yalnız şeftali, vişne. Yalnız vişneler çok güzel. Baksana şunlara. Vişne kiraz gibi, değil mi? Gerçekten kiraz gibi. Normalde biraz daha ufak olur. Gel, takip et. Elmaları al. Bak. Elmaları zoomla. Elma nasılmış ya? Bir tane alalım. Elma tatlı mı? Ha, kalsın o zaman. Buradan Yılmaz Erdoğan'ın Ekşi Elmalar filmini izleyin. Çok bomba. Seyyar elması var. Kedi külübe, külübesi var, derim var, ortanca çiçeklerimiz var. Gel, şelale var. Ana klasiklerimiz var. Dur abi, sen hangisi olduğunu da gösterirsin bize. Şelalemiz. Ördeğine kadar var, daha ne olsun ya. Abi şunlara kuşlar giriyor mu ya? Yok, girmiyor. Ağaçta da kuş kafeslerimiz var, lambalarımız var. Çek lambaları. Yedi renkli. Bu da şey. Gösterirsen lambaları. Neydi abi bu? Börtten. Börtlen, ha bizde de ahududusu var bunun da. Ahududu da var, ahududu da aşağıda. Ahududu da var. Börtlen de var. Şimdi burada saydığımız ağaçların fidanlarını yine Nihat abiye ulaşıp ondan temin edebiliyorsunuz. Asma var. Asma üzümümüz var. Evimizin bir cephesi boydan. Abi bunlar ne? Şunlar yaban mersini. Yaban mersini. Bak gel şunları. Yaban mersini, kumkat, melek borusu çiçeğimiz, melise çiçeğimiz, parfüm çiçeği, kolonya çiçeği gidin. Geçen melise çiçeğimiz var. Akşam karanlık vaktine doğru açıyor, kokusu çok güzel bir şekilde yayılıyor. Parfüm. Evet, gezelim görelim ekibi bu hafta sizlerle. Ali Kahya'da. Aa, sen de arabayı değiştirmişsin ha Murat. Abi bir sene oldu ya. Güzel. Şimdi birazdan kimin çektiğini göstereceğim size. Biraz bekleyin. Burada çiçeğimiz de var. Çiçeğimiz ezanacağı vakit açmaya başlıyor. Şu mu abi? Sabah ezanda çiçek kapanıyor. Sırf ezan okunurken hemen açıyor. Hangi ezanda açıyor? Akşam ezanında. Sabahta kapanıyor. Kocaberi meyvemiz var. Bir kenarında kurt üzümü değil mi abi? Kocaberi kurt üzümü. Tamam gel canlı yakından bakalım. Günler var. Abi de uzaktan söyleme bir yanında söyle. Burada var. Bisikletler. Güller var. Kedimiz de var. Çok sevgili tatlı bir kedi. Hiç kimseye zarar dokunmadan neşeli bir şekilde kedimize vakit geçirir. O da istediği şekilde hareket yapmaz. Abi kedi bir şey yapmaz. Kumkat yok hiçbir şey yapmaz. İstediği şekilde oynar. İstediği şekilde oynar. Hiçbir şey yapmaz. Yalnız bizim pirzolaya saldırmasın. Kokusunu duymaz kimse. Adamdan anlıyor be kedi. Görüyorsun değil mi? Yaban mevsimimiz var. Kurtar beni kurtar. Tişört yırtılacak bir sürü para verdim. Bir sürü para verdim diyor adam. Tamam şu an tamam. Tamam. Abi şu muydu gojiberi? Önündeki. Şu değil mi? Evet o gojiberi. Daha şu an çiçek döneminde, meyve dönemine dönmedi. Şunlar değil mi abi meyveleri? Sürekli çiçek açıyor. Çok ünlü bir meyve. Evet, Cem Yılmaz bundan yiyormuş bak. Twitter'da paylaştı. Sürekli meyve veriyor. Mayıs'ta, Haziran ayından başlayıp da ta Kasım ayına kadar meyvesini topluyoruz. Kenan hemen yanındaki hünnap meyvesi. Hangisi abi? Bu ağaç hünnap meyvesi. Ha şu. Evet hünnapımızda meyvelerini dönmeye bakıyorum. Hünnap da çok güzel. Denemediyseniz tavsiye ederim böyle yumuşacık. Güllerimiz önümüzde çok. Çok güzel. Yaban mersini meyvemiz hemen önümüzde. Aa süper. Yaban mersini burada nasıl çıkıyor? Yaban işte oğlum bak şunlara zoomla mesela. Yaban mersini. Tam böyle detay. Bilekberi. Yaklaş. Gojiberi ağacımız yine burada da var. Arkamızda çiçekler var. Sürekli ot olsun. Otlardan dolayı çileklerimiz pek fazla gözük. Ama var baya. Tabii ki çileklerimiz. Oo bak çilekler. Hepsi çıkıyor. Otların arasında gözükmüyor. Gayet güzel. Evet. Al. Kameramanı da besleyelim. Al kardeşim. Frenk üzümü de şekilde de gösterebilirsiniz. Bak işte. Abi ben bunları zehirli sanıyordum. Bak yok, şuraya zoomla. O en iyi kısmı yani tam olgunlaşmış cinsi. Ne Frenk işe yarıyor abi? Yeniyor mu bu şimdi? Frenk üzüm bebek taşlarını falan düşürmeye yarar. Çok yarayışlı bir meyve. Her yerde bulunmaz. Çok da verimli bir meyve. Bütün zengin restoranlarında var abi. Nasıl bilmezsin abi ya? Abi biz halk YouTuber'ıyız ya. Bizde salata, biber, domates, patlıcan. Ya abi ne biçim böyle bu kadar büyük şey mi? Kabak mı olur ya? Kayısı. Abi kayısının cinsi de farklı galiba değil mi? Bayağı büyük çünkü Malatya kayısı. Evet. Ne diyor? Dur bakalım. Bir
Kayısı bayağı büyük. Şimdi tadından bakacağım Malatya kayısı mı, ama biraz sert değil herhalde. Malatya bu hurmanın kurutması efsane oluyor. Ben geçen kış denedim. Evet. Belki onunla ilgili video çekebilirim yani. Kışın neler kurutuyorum evde. İncir. Aa, olmamış gibi ha. Hasatı Kasım ayında yapılıyor. Şu an kimileri var üzerinde bir sürü. Kızılcık, hemen kenarımızda kızılcık ağacı var. Soğuktan biraz etkilenip çiçeği. Hangisi abi? Bu sıcaktan soğuktan. Şu mu? Yanında bu solda. Bu mu? Kışın kar çok yağdığı için soğuktan etkilenip çiçeklerini döktü. Meyvesi fazla olamadı. Hemen yine rastgele. Şuraya bir bak. Bak. Olmamış kayısı. Büyük ihtimal Malatya kayısı. Yeşil ama çok lezzetli. Ah, sana diye çok güzel. Teşekkür ederim. Yerdekiler bamya galiba. Evet, gördüğünüz gibi tek bir videoda birçok farklı konu işliyoruz. Tamam mı? Gelsin. Cevizi ben de tanıyorum. Mısır. Ceviz ağacı. Nar bu da. Meyvesi abi. Meyvesini verecek. Şu mu abi? Şuradan evet, da. Evet. Kart. Hepsini yoldan geçenlerin meyvelerin hangi ağaç olduğunu bilsin diye üzerlerine kartlarını da astık. Askeriye gibi. Şu erik abi değil mi? O da iner. Bak gel, enginara bak. Enginarlarımız da var. Enginarlarımız giyip tohumlansın diye o şekilde beklet. Enginarada birçok kişi bilmez yani böyle bir şey olduğunu. Artık tohuma kaçmış. Al sana. Bak vegan bir tane kız bulacaksın. Göster bunu. Al böyle. Teklif et var ya, hayır deme şansı yok. Anında düşer. Böyle tiyolarda veriyor. Bak avokado mesela. Gel. Avokado mu var? Ya oğlum ne zannettin lan sen bizi? Boş yere gelmedik. Alttan yenisi geldi. Aramaya Rus yaban mevsimimiz var burada. Vay be, Rusların da var ha yaban mevsimi. Gerçek yaban mevsimi, hakiki yaban mevsimimiz de var. Kart tarafta yol göre biraz zorlanıyorum. Hakiki yaban mevsimi. Abi diğerini, yaban diğeri yaban neydi ya? Diğeri de... Hocuberimiz yine burada da var. Ha, bak Türkçesini de yapmış kurt üzümü. Evet kurt üzümü. Bunun kilosu evet. Kaç para abi ya? En 70 son lira bahar var bunda hocuberi kurt üzümü. 70'ten fazladır ben sana söyleyeyim. Yan tarafında aşırı kuş burnu var. Şeyden geçemiyoruz. Hemen al pepino fidesi var. Pepino da geçemiyoruz. Vay pepino da var ha. Pepino fidesi de var. Mısırlardan geçemiyoruz içerisine. Şurada armut muşmura, var. Muşmura var. Deveci armutumuz var. Abi muşmula güzel olur ama kışın mı oluyor? İçeride Japon. Ya baksana bunlara. Abi dur sakin ol, yavaş dur. Olsa çok güzel olur. Muşmula. Sen çeşit, abi çöz orayı. Konuşma ama ha. Sesin gelir yoksa buraya. Oradan arkamıza sövüyormuş ama bakayım nereden geldi. Hepsini dinlersin ha editi. Ben öyle yaşadım bir ara. Benim olabilir. Mikrofonda. Olabilir. Şuradan armut çözelim ya madem öyle. Armut çöz abi. Komşunun bahçesine girmişimdir. Sembolik bir armut yakalayalım. Sen ne yapıyorsun? Görüşmeyeli oldun mu 100 bin? Yok abi ya, ne 100 bin? Keşke. Taraş. Evet. At hadi abi ya. Çok güzel. Mango meyvemiz de burada. Abi mango da mı var ya? Gelişemedi evet. Domatesleri görüyorsunuz. Abi onun şeyi uygun mu ya buraya, coğrafyası, evet, iklimi? Evet. Kavunumuz da bu. Kavun şeye benziyor, salatalığa. Yaban mevsimi bir ayrı cinsi. 150 milyon lira Yalova'dan getirdiğim yaban mevsimi. Yalova'da var güzel. 40 santim boyu var. 4 yaşında değil. Hemen kenarımızda bamyalarımız var. Bamya. Afyon'dan getirdiğimiz kiraz ağacımız, özel kiraz ağacımız var. Burada yine bir meyvemiz var. Japon kuru üzümü. Var. Allah Allah, öyle bir şey evet, var mı ya? Evet, o da var. Genel kültürünüz. Evimiz de var. Evet, burada verebiliriz bir yerden de bakabilirsiniz ona da. Abi bu nasıl bir şey ya? Eriklerimiz elma gibi. Baksana elma gibi. O. Ha vay be. Kırmızı erik abi işte. O öyle değil, farklı bu ya. Baksana hem sert hem de... Bu videoda çok spoiler var. Hem de şey, ne denir? Ah, at cebine. Yeter abi. Şunu öldürmesene. Odaklandı mı? Dur. Bir de tamam. Ağat bunlar. Biberlerimiz de bu şekilde oldu. Biberler servisi hazır. Ahu dudu mu? Abi normal dudu o ya. Normal geri göre. Kendisi daha önce erişmedi ama. Oo, o nasıl bir şey ya öyle. Bu boyda ahu dudumuz var. Vallahi süper. Yanında yine kiraz, kendi asladığım kiraz var. Ahu dudumuz burada. Ha, aldım. Aldığın hayvanlar yediysiniz, öndeki meyvelerini de yemişsiniz. Arka bahçede bili mi? Ayrı bir cinsi mut meyvesi dediğimiz yaban meyvesinin ayrı bir cinsi. Mut meyvesi dediğimiz yaban meyvesinin üzerinde çok meyvesi oluyor. Aşırı şekilde veriyor. Her sene veriyor. Bol erik çok bol güzel. Bol miktarda. Defne ağacımız da var yanında. Bahçemizde hani saymakla bitiremediğimiz meyveler, sebzeler, çiçekler. Abi şurada bir şey var. İyide. Şurada bak meyvesi de var. O ne? Erik ağacımız. İğde ağacımız çok büyüktü. Verimi fazla iyi olmadı. İçini kestim. Yeniden açladım. Yeniden büyütmeye başladık onu. Bahçemiz bu şekilde. Memurlarımız da
Ilhan'dan da yeni topladık. Ilhamur da var. Evet. Evimizin terası da var. Teras da güzel. Terasımızda güneş enerjili lambalarımız var. Evet. Buradaki yanan lambalar hepsi güneş enerjili lambalar. Çevreci görüyorsunuz, evet. Nihat abi. Tamamen yeşil enerji. Burada yine dikime hazır alış meyvesi planları da kurulmuştu yerine. Bunlar mı abi? Şunlar evet. Mı? Bu da çok güzel ya. Seyahatimiz var. Direkt indirip çıkarabiliyoruz. Çekebilirim seni hava kararmadan. Hello, evet. Şunu al istersen. Mikrofon mu orada? Bilmem ne bileyim. Ben ne anlarım. YouTuber Murat'ın şok görüntüleri. Duş. Çok. İfşa oldu. Erik yiyormuş. Erik en sevdiğim meyve. Böyle abi işte hayat zor. Ne yapalım? Arabayı değiştirmişsin, zor diyorsun ha. YouTube'dan falan kazanmıyorsun. Evet, ateşimiz ne durumda diye merak eden varsa ateşimiz bu şekilde. Ara sıra gelip böyle odun atıyoruz. Tahta ilave ediyoruz. Tahta parçası yani odun dediğimiz o. Daha çok tahta parçaları yapıyoruz. Tahta var olduğu için. Odunla yaktığı zaman süre birazcık daha uzayabiliyor. Evet, doğru. Aynısı bize oldu yani, haklısın, doğru. Tahta çabuk yandığı için alev daha fazla oluyor. Odunda alev düşük olduğu için fazla olmadığı için, fazla yanmadığı için süre biraz daha uzayabiliyor. O konuda biraz daha dikkat et. Normal sürenin 5 dakika falan daha fazla tutulursa daha iyi olur. Nihat abi arıyorsunuz, diyorsunuz ki böyle böyle ben balkonda işte bir şey yapmak istiyorum. Evin içerisinde bile yapabiliyorsun limonu. He, kumkuat doluyor galiba değil mi? Evet, kumkuat meyvesi de var. O da balkonda evin içerisinde olabiliyor. Ama daha çok limon tercih ediyor. Limonun yaprakları maket gibi duruyor. Kokusu da çok hoş. O yüzden çiçek yerine limonu evin içerisinde bulundurabiliyor. O da parfümü hissiyatı yaratıyor diyorsun. Evet. Güzel. Balık videosu gelsin diyenler yorum yapsın. Gerçekten çok kişi isterse. Bunun için de bir arge yaparsın Nihat abi. Kendim, denersin. Kendim yaptım. Bir kez daha denemem gerekiyor. Aynen. Balıklar pahalı olduğu için yapamadık. Fark etmez. Zamanımız müsait olmadı. YouTube kanalım olarak sponsor olurum. Fark etmez. Çok yorum gelirse balık yapabiliriz. Kerim abi vişneleri sevdi. İşte güzel ya. Vişneden bak, anlayanlar gel. Bilir gerçekten, bakın çok gel, büyük gel. Kiraz gibi. Oh. Oo. Orası bal bal. Vişne ağaçlarında vişnemiz az oldu. Kiraz da az oldu. Diğer yerlerde çok aşırı bir şekilde oldu. Gayet gerçekten kiraz gibi. Normalde yani ufak olmasını beklersin. Normalde vişnelerimiz üzüm gibi oluyordu. O kadar aşırı oluyordu. Hmm. Evet, kiraz görünümlü. Ben kiraz zannettim vişne. Zaten geldiğimde. Evet, süre doldu. 75 dakikalık süremiz doldu. Şimdi tenekenin etrafındaki közleri kenara alacağız. Kenara aldıktan sonra tenekemizi açacağız. Tenekemizi açarken koku da yavaş yavaş gelmeye başladı. Közleri alınca, etrafındaki kumları alınca koku gelmeye başladı. Normalde koku hiç çıkmıyor. Tabii ki yağda dışarı taşmış gibi gözüküyor. Kumlar biraz yapış yapış olmuş. Evet, fazla, geç fazla kaldık. Hava karardı ama evet. Diğer taraf aydınlık. Şimdi tenekemizi kaldıracağız. Kaldırmayı da Murat arkadaşımız yapsın. Murat sen yap. Bak görüyor musun? Bu şekilde yukarı doğru kaldıracaksın yavaş yavaş. Çekimleri yapacağız. Hatta Kerim bir taraftan da tek elinde telefonla resmini çek. Bu tarafa gel, bu tarafta çek. Sen evet. Hiç. YouTuber Murat kaldır. Oo. Yavaş yavaş. Kömür. Kaldır. Yok, karanlıkta biraz öyle gözükebilir. Yok, o kadar değil. Tenekeye değen kısımları o şekilde olmuş. Ha. Kömür gözükmüyor. Anladın? Ya biz şimdi tavuğa alıştık ya, beyaz. Evet, şimdi evet. Kırmızı. Dur başına çekelim ses. Çok güzel bir kokusu var. Şeyin altına peçete ayarlayayım. Gayet güzel. Dur diyorum. Evet. Onu açtık. Arkadaşlar karanlıkta eti karanlık yine görünce yandı diyor ama ışıkta hiç de o şekilde gözükmüyor. Sadece tenekeye değen kısımları biraz. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ne yapalım abi? Kokusu gerçekten çok güzel. Aynı zamanda gurme serisi videosu gibi olsun. Bakayım, merak ediyorum. Şöyle bir patatesi
Patatesi görüyor musun? Ne kadar güzel pişmiş. Hmm. Gayet güzel. Bir de suyunu denemek istiyorum. Acısı nasıl? Et yemeği gibi. Acısı çok yok. Nasıl alacağız abi bunu? Elini tutar işte. Pizzola kısmından al bir tane. Onu da çift var. Tek de oradan bir tane çekelim. Anlayamıyorum ki tep için. He, al onu. Biraz yaklaşsana. Zaten nasıl piştiği belli oluyor. Gördüğünüz gibi hemen ayrıldı. Yakar, dikkat et. Hmm. Biraz tuz atalım. Tamam, tuz getiririz. Onun dışında acısı gayet güzel. Tuzlu da normal yani. Tuzu ekilebilir. Diğerlerinde sıkıntı biraz olmaz. Biraz tuz atabiliriz zaten. Evet. Evet, bugünlük bu kadardı. Gayet güzel oldu. Nihat abinin güzel bahçesine geldik. Abi teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Sağ olun, afiyet olsun. Gerçekten ben de böyle bir lezzet beklemiyordum. Çok da güzel olmuş. Yani böyle bir şeyi yakalamak herkese nasip olmaz. Bayağı uğraştın zaten evet. Yakalamak için. Bayağı da bir emek verdik. Herkes deneyebilir yani bundan sonra artık evet. Yapabilir. Nihat abinin bilgilerini yine videonun altına yazarım. Kendisiyle hem fidan konusunda hem de bu aparat konusunda kendisine ulaşıp sipariş verebilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.